Sosyal medyada gerekir. mesela rakibiniz CHP Doğru. ile durumunuzu kıyaslarsanız nedir? Ya yani şimdi bu arada aktif kullanıyorsunuz Twitter evet. hesabınızı görüyorum evet. takip evet. ediyorum. Kullanıyorum. E, ben daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yani e, sosyal medyadaki siyasi aktörler olarak baktığımızda daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de okudum. E, Posturut çok tartışılıyor hani Yeni hakikat, ötesi. Hakikat, Yeni ötesi. Gerçeklik, hakikat ötesi. Hakikat ötesi. Hakikat ötesi. Yani bir, bir ay kadar falan önce bununla ilgili yazılmış bir kitap e, okudum. Ee, o kitapta güzel bir şey var, ee, tespit var yani anlamlandıran bir tespit. Yaşananları benim de çoğu zaman e, kullandığım niye böyle oluyor, böyle bir durum var dedim. Ee, bu kitabın yazarları 10 e, yıl boyunca Amerika'daki 126 bin Twitter hesabı'nı 10 yıl boyunca takip etmişler. Bir sürü veri var Hı -hı. orada yani bu kitabın adının böyle olmasının da nedenleri var zaten. Tabii ayrı bir şey. Ama bir tanesi de şu, diyor ki bu hesapları inceledik 10 yılın sonunda şunu söylüyoruz. Gerçeğin yayılma hızı 1 iken yalanın yayılma hızı 6. Evet, yani 1'e 6. Dolayısıyla belki bazı noktalarda bizim siyasi aktörlerimizin ya da bizim kurumsal hesaplarımızın ee, işte ana muhalefet partisi hesaplarıyla karşılaştırıldığında öyle ya da böyle görülmesinin nedeni gerçek hakikat ötesi kitabındaki 1'e 6 olayından kaynaklanmak. Onlar 6 yani, kat hızlı başladı. Yani, yani şöyle doğal olarak niye yalan var? Doğal olarak niye algı Var doğal olarak niye manipülasyon var? Yani şimdi bizden hiçbirisi çıkıp da ne belgeye ne de efendim evra benzemeyen bir şeyi belgeymiş ya da evrakmış gibi konuşmaz. Çünkü biz siyaseti e, iktidar olup memlekete ve milletimize hizmet için yaparız. Ama iktidar için her şeyi feda edip her şeyi mübah görecek siyasi anlayış Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinden içeri giremez. Şimdi böyle bir duruşumuz var. Böyle bir pozisyonumuz var. Dolayısıyla ben daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bir takım karşılaştırmaları da yapıyoruz. Ama ben AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak e, bir takım şirketlerden siyasi aktörler bazında yaptırdığımız karşılaştırmaları burada paylaşmam. Tabii ki parti başkanı kendisi yaptığı algısının da oluşması için Hay çok vallahi. doğru olmaz. Ama bunu söylüyorum. Ha Bunun tabii başka fenomen boyutları var. İşte bot boyutları var. SD boyutları var. Farklı boyutları da var. Hı hı. Ama siyasi aktörler açısından e, durum bu. E, ama iletişim. E, yöntem ve mecrası aslında şunu söylüyorum. Eğer çivi yazısıyla girilen bir sosyal medya mecrası icat edilirse muhakkak biz orada da olacağız. Biyorokliflerimiz de orada çivi yer alırız. Öğreneceğiz ve <laughs> orada olacağız. Cumhurbaşkanının bir de teşkilatlara. Ben örgüt diyorum ama herhalde sağ terminolojide teşkilat dememiz gerekiyor değil mi? Biz kavramsallaştırmamız örgüt. Ben Fatsal olduğum için i̇kisini, ikisini bir kullanıyorum. De biliyorsunuz o yüzden bunu söyledim. <laughs> Biraz sonra Terzi Fikri'yi de soracağım size. Fatsa'yı da soracağım. Cumhurbaşkanının sürekli teşkilatlara yönelik bir tevazu vurgusu var. Ayda evet. bir söylüyor bunu. Evet. Bu yönde bazen görüyoruz da şikayetleri olduğuna. Şu an ben kanala gelirken size baktım. Kalabalık bir ekiple gelmediniz. Ee, bu konuda neler yapıyorsunuz? Bu tevazu tartışmaları bir gündem midir? Bu konuda eleştiriler geliyor mu? Bunu sormak isterim size. Evet. Şöyle Cumhurbaşkanımızın zaten bize e, sürekli talimatları var. Yani mesela gönül kazanmak, kalbe girmek, insanımızın e, efendim işte zihnine dokunmak, tevazu sahibi olmak, mütevazi olmak, insanlarımıza kapımızın her zaman açık olması, erişilebilir olmak. Bu 20 yıllık süreç içerisinde Cumhurbaşkanımızın kendisinin yaşayarak, yaparak gösterdiği bizlere de parti mensuplarına da, şimdi milletvekiline, belediye başkanına, il başkanına, ilçe başkanına da sürekli hem bir öneri, hem bir direktif olarak da söylediği en temel yaklaşımlardan bir tanesidir. Tüm mensuplarımız da buna dikkat etmeye gayret ediyor. Ee, belki bazen yanlış anlaşılmalardan hareketle bir takım farklı değerlendirmeler oluyor. Ama ben AK Parti teşkilatlarının her zaman halkın yanında, her zaman vatandaşımızın yanında e, hareket ettiğini, vatandaşımızla birlikte olduğunu, erişilebilir olduğunu, e, tevazu sahibi olduklarını da e, düşünüyorum. Onu da görüyorum. Sadece düşünmüyorum. Görüyorum, biliyorum. Ama hani 81 e, ilimizdeki... Her mahalleyi, her mahalle başkanı tek tek görme şansım yok. Onların da öyle olduğuna inanıyorum. Hı hı. Zaman zaman bir takım yanlış anlaşılmalardan, farklı pozisyonlardan kaynaklı bizim de hatalarımız olabilir. Bizim de eksikliklerimiz olabilir. Ama AK Parti'nin temel yaklaşımı şudur. Kendi fiili siyasi aktörleri açısından da toplumsal açıdan da biz Cumhurbaşkanımız burada bir istikamet ve temel anlayış koruyor. Yüzde yüz sıfır hatayla biz bunu yaptık diyemeyiz. Ama... Yüzde yüz sıfır hatayla bu istikamette yürüme irademizi göstermek zorundayız. Cumhurbaşkanımızın bize şeyi olur zaten gösterdiği e, efendim doğrultu da budur. Dolayısıyla bir takım yanlışlıklarımız ve eksikliklerimiz varsa bile mihenk taşımız e, liderimizin ortaya koyduğu anlayış ve e, sözlerdir, davranış biçimidir. Biz o davranışa kendimizi uydurmak, ve uyarlamak zorundayız. Hı hı. E, yani bu, bunu da bu şekilde ifade etmek isterim. Çünkü insanın olduğu toplumsal ilişkilerde ve şeyde her şeyin sıfır hatasız yürüdüğünü tabii. söylemek doğru olmaz ama sıfır hatasızlık açısından temel ilkelerde yani istikamet açısından AK Parti hakikaten bu noktada liderinin gösterdiği istikamette çalışmalar Bu bir gündem yani devam Cumhurbaşkanı ediyor. vurguluyor. Teşkilat şöyle, içinde bu bir gündemdir tabii yani. yani. Bu, bu şimdi şöyle yani AK Parti teşkilatları en temel şey şudur. Bizim il teşkilatları olarak bizim yapmamız gereken şey bizim hükümetimizin, bakanlarımızın, Cumhurbaşkanımızın liderimizin genel başkan yardımcılarımızın ürettikleri politikaları ve yaptığı eylemleri vatandaşlarımıza paylaşabilmek, vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini alabilmek, not alabilmek, o sorunların, taleplerin çözümleriyle ilgili pozisyon almak, ilgililerle onları efendim bir araya getirmek bu da bir iletişimi gerektiriyor zaten. Şimdi siz ee, kahveye gitmezseniz, siz sokağa çıkmazsanız bunu yapma şansınız yok. Yani ve ben bunu her zaman söylüyorum. Bakın, e, AK Parti teşkilatları ee, yani e, bir takım ayarlanmış görüntülerle saha çalışmaları yapmıyor. AK Parti milletvekilleri önceden belirlenmiş ve fiyatları ödenmiş mizansenlere hazırlanmış senaryolarla esnaf ziyareti yapmıyor. AK Parti il başkanları e, efendim e, skeç gibi önceden yazılmış repliklerin okunduğu e, mahalle ziyaretleri de yapmıyor. CHP örgütü böyle mi yapıyor? AK Parti belediye başkanları... Efendim bu söylediklerimin dördüncüsü de var zihnimde söyleyeceğim ama sorunuza hızlı geçeyim diye e, onlar da bu şekilde yapmıyorlar. Ha kim öyle yapıyor halkımız onu takdir etsin. Yani sokağa çıkıp ziyarette benim şöyle diyen vatandaşın sonra nasıl çıktığını yine medya kuruluşlarında gör, görüyoruz. E yani şimdi eskiden bizim atasözü ya da deyim ya da değiş nasıl tanımlarsak tanımlarım. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar denirdi. Şimdi yalancının bu bu cümlesi bitip noktayı konuya kadar yanıyor. O kadar hızlı bir süreç. O kadar işte. hızlı yanıyor. Yani işte e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun hele mumu nokta koymadan önce ya yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Dijital dünyada, evrende yalancımın mum, mumu nokta cümlenin sonuna noktası koyaya kadar yanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, efendim e, bu yalan mumu yatsıya kadar da sürmüyor. Son kelimeyi söyleyene kadar yanıyor. Sönüyor. O kadar, öyle bir sürece girdik öyle diyorsunuz. Öyle sönüyor diyelim. Ya. Fatsalıyım dediniz. 2004 yılında Fatsa'dan BD başkan adayı oldunuz. Evet. O aradan sonra AK Parti'ye geçiş süreciniz e, nasıldı onu merak ediyorum. E, şimdi e, Saadet Partisi geleneğinden geliyorsunuz. Evet. Eski Saadet Partisi çevresi nasıl karşıladı sizin AK Parti'de siyaset yapmanızı bunu merak ediyorum. Şöyle muhakkak iyi karşılayanlar da vardır, Tabii. iyi karşılamayanlar da vardır. Ama öyle bir istatistik ya da şey çalışması istatistikse yapmadım. Yani nasıl değerlendirildiğine dair. Çünkü insan hayatını şekillendirirken, kararlarını alırken e, birilerinin nasıl diyeceğinden çok kendisinin o olayı nasıl gördüğünü ve o işin hakikaten doğru olup olmadığını karar vererek yapmalı. Ha Her kararınız doğru olmayabilir. Her kararınız hakikat de olmayabilir. Ama karar alırken böyle bakmanız lazım. Çünkü ne derler? Ya da şunu desinler diye hareket etmek insanın kendi ayağına, kendi zihnine vuracağı en temel prangalardan bir tanesidir. Ben de kararlarımı, hayatımı şekillendirirken kendi doğru bildiğimden hareket etmekle yapıyorum. Onun için hani herkese de saygı duyarım. Kim nasıl gördü? Öyle mi gördü? Böyle mi gördü? Ha otururum, konuşurum. Öyle görene yok öyle değil, böyle görmen lazım derim. Onlar ayrı insani şeyler. Ama dediğim gibi kararlarımı alırken çok da ne derler şeyini düşünmem. E, hakikaten Türkiye'nin e, geç gelişen vizyonunda ve değişen e, efendim konjüktüründe sadece bizim değil. Yani şunu şöyle bir şey söyleyeyim: Cumhurbaşkanımız e, en son bir kitap çıkardı kendisi ve kitaba bir başlık verdi. E, dünyada e, bu başlığın yeteri kadar anlaşıldığını düşünüyorum ama. Yeteri kadar e, anlaşıldığını düşünmekle beraber gereğinin yapıldığını düşünmüyorum. Daha adil bir dünya mümkün. Hı hı. E, bu çok önemli bir şey, çok temel bir şey. E, yani dünyanın ve Türkiye'nin nereye gitmesi gerektiği aslında bir vizyon konan bir şey, hedef. Dolayısıyla biz hep Türkiye hep birlikte olarak bu vizyonun e, ve bu misyonun arkasında kenetlenmek zorundayız. Ben şimdi şunu söylüyorum. Yani Ak Parti Türkiye'deki herkesin kendisini ifade edip yer bulabileceği bir partidir. AK Parti Türkiye'nin geleceğine ve dünyanın geleceğine dair e, insanlık adına hedefi ve emeli olanların içine çok rahatlıkla girebileceği ve girmesi gerektiği noktasında bir zorunluluk olan bir siyasal e, efendim duruşu ve bir siyasi yeri temsil ediyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onun lideri olarak bu duruşun ve bu siyasi temsilinde en temel e, aktör olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla böyle alıyorum kararlarımı. Böyle şekillendiriyorum. Geleceğimi ama herkese dedim. şöyle bir şeyim yok. Şimdi saygı duymakla fikre katılmak ayrı şeylerdir. Bazen biz mesela deriz ki aslında ben saygı duyuyorum ama hani fikrine katılmıyorum şey var. E burada tabii felsefi bir şeye de girmeyelim. Yani hem saygı duyuyorsun hem nasıl katılmıyorsun ona girmeyelim ama ee netice itibariyle ee bizim ee hakikaten ee geleceğin Türkiye'nin geleceğinde ve dünyanın geleceğinde ülkemizin en önemli bir rolü alacağına ve aldıracağına inandığımız Cumhurbaşkanımızın yanında olmamızın bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Böyle de hareket ediyoruz. Eyvallah.